Dersimizde SQL Plus ile veri tabanına bağlanarak HR veri tabanında setDefine komutunu inceleyeceğiz. SetDefine kullanımı şu şekilde: setDefine on. Bu şekilde setDefine'ı açtıktan sonra bir karakter belirliyoruz. SetDefine örneğin burada kare işaretini yapalım. Select first name from employees dedim. Where employee ID, where employee ID. Şimdi yukarıda tanımladığım bu karakter işaretini, bu kare karakterini VEmployeeID'nin başına yazarak bunu değişken tanımlayıcı olarak kullanıyorum. Ve gördüğünüz gibi enter value for VEmployeeID diye sordu. Şimdi burada 100 dedim ve bana istediğim sorgu sonucunu getirdi. Peki bunu setDefine farklı bir karakterde nasıl yaparız? Onu da aynı şekilde örneğin yüzde işareti koydum. Burada aynı sorguyu çalıştıracağım. Evet, yüzde işareti de burada çalıştırdım ve gene yüz dedim. Gene aynı sorgu çalıştırıldı ve gene Steven kaydı bana getirildi. Şimdi bunu karmaşık olarak nasıl kullanırız ona bakalım. SetDefine gene yüzde işareti olsun. Bunu select first name ikinci sütunu şu şekilde alalım. Yüzde işareti v call dedim. Yani kolon kısaltması from employees yazmayayım, onu da dışarıdan alayım. Onu da şu şekilde v table dedim. Ve where kısmını da aşağıda yapalım. Where kısmını da gene v call ile yapacağım. Diyorum ki employee id'si eşittir ne olan olsun, employee id'si v value olsun. VCall kısmına employee id değerini yazdıralım birazdan ve bunu bu şekilde sorgulayalım. Şimdi bakalım hata var mı? Çalıştırıyorum. VCall istedi benden. Buraya employee id yazacağım. Employee id yazdım. Şimdi benden table, hangi tablodan olması gerektiğini istedi. İlk sorgu VCall'du. Burayı istedi. Daha sonra VTable. Şimdi employees tablosunu verdim. Şimdi value istiyor. Yani burada neyi arayayım? Ben 100. kaydı getir diyorum. Gördüğünüz gibi Steven kaydının iki sütununu, employee ID bilgisini ne yapmıştık burada? VCall olarak vermiştik. Onu hem burada kullandık hem de filtremizde zaten VCall employee ID üzerinden işlem yapmıştık. Bu şekilde bir setDefine ile komplike sorgular hazırlayabiliriz.